bir müzik verin ya. Verin babaya bir müzik. Babaya bir... Baba. Anıca Vakıf Başkanım, değerli Büyüğüm Süleyman Baba. Baba hoş geldin. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Özlem Hanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Ben iyiyim, siz? Valla babanın karşısında nasıl olursak biz o şekilde cansın, cansın. İyiyiz. Çok şükür olsun. Allah iyilik versin. Mutlu yıllar diliyorum. Allah vesilesiyle. Bütün bizi izleyen hemşerilerime ve bütün milletimize de sağlıklı, sıhhatli, huzurlu bir yıl temenni ediyorum inşallah. Ağzım bal yesin diyorum. İnşallah bu dileklerimiz tutar. Babacığım seni şöyle alayım. Babacığım diyorum çünkü sen bizim canımızsın, eyvallah, ciğerimizsin, abimizsin. Başkanımızın yerine. Yanına geçelim başkanım. Merhabalar. Özlem, canım benim, bu akşam stüdyoda bir farklılık var mı gözünün içine? Valla harika bir fark var hem. Ne var fark? Çiçek bahçesi olmuş burası ya. Ona daha geleceğim, ona geleceğim. Yani çiçek bahçelerimizden ziyade böyle bizi bugün, bu hafta böyle rahat oturmamıza vesile olan... Evet. Değil mi? Saygıdeğer. Rafet Koca, canım benim çok teşekkür ederim. Bu akşam sahnemizi, ekranımızı bu güzel koltuklarla donattın. Rafet Koca, Şebin Kadesarlı. Evet, teşekkür ederim. Hiç fark etmiyor, alıcılı iş adamımız. Geçen hafta gönderiyordu. Dedi ki Engin abi dedi, haftaya dedi madem baba geliyor dedi. Babaya dedi bir baba gibi bir koltuk eyvallah, göndereyim dedi. Allah baba razı gibi olsun. Otursun dedi, programımızı rahat rahat teşekkür yapalım ederiz, dedi. O da Gönen'deymiş. Buradan... sevgi ve saygılarımı evet, gönderiyorum. Teşekkür zaten ediyoruz, sağ bir olsun, kez daha. Sağ olsun. Evet, değerli baba, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Nasıl çok gidiyor? Teşekkür ne ederim. Ne yapıyorsun? İyiyim Engin'cim. Siz nasılsınız? İyisiniz? Vallahi şükür olsun. Bizde pandemi yok, değil mi? Evet. Ekranlarda devam. Tabii pandemi kötü vurdu ama sonuçta hayat devam ediyor. Herkes işinde gücünde yapacak aynen bir şey öyle. Yok. Devam hayat devam yani. Ediyor. Hayat devam ediyor. Ama tabii ben şöyle bir gururum var, şöyle bir onurum var ki bunu sizin aracılığınızla yaşadım. Muhtemelen 2 yıla yakın bir 21-22 ay oldu. Yine bir pazar akşamıydı. Yine evet. Saat 21'de. Yine Mavi Karadeniz TV'deydik. Yine siz vardınız. Gümbür gümbür bir program yapmıştık ve sizlerin yanında çok değerli dernek başkanlarım vardı. Yönetim evet. Kurulunuz vardı. 21 ay aradan sonra size tekrar bu akşam konuk almak benim için gerçekten onur verici, gurur verici. Sizi burada ağırlamanın gururunu bana yaşattığınız için ben şahsım adına ve partnerim... Ben de şahsım adına teşekkür ediyorum. Özlem adına çok teşekkür ederim. Tabii bu güzel düşünceleriniz için teşekkür ederim. Tabii ki davet ettiğiniz zaman geliriz. Başımızın tacısınız. Eyvallah. Dolayısıyla bir sıkıntı yok. Biz sonuçta insanlar hizmet noktasında bir vakıf yöneticiliği yapıyoruz. O nedenle tabii bizim için de televizyon kanallarına çıkıp insanlarımıza en azından yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgi vermek... sesimizi daha gür bir şekilde tüm toplum katmanlarına ulaştırmak tabii ki bizim için de güzel bir vesile oluyor. Ben de size çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Şöyle ki başkanım, tabii 2 yıl önce biz sizi aldık ama 2 yıl önce vaatler vardı, ümitler evet. vardı. Küllerine boğulmuş bir alıcı demek çok mu doğru olur, çok mu yanlış olur? Bence vakıfsal anlamda, dernekçilik adına külleriyle boğuşan bir alıcıyı vaatlerle geldiniz. 2 yıl sonra bugün buradasınız ve bu alıcıyı canlandırdınız ve bu alıcıyı ben sizle konuşmak istiyorum. Çünkü siz buradasınız. 2 yıl aradan sonra yine buradasınız. Bir muhatabımız var. Bir evet. baba var yani. Bir evet. baba var. Neler değişti, neler oldu bu 2 yıl içerisinde değerli başkanım? Ya tabii 2 yıl önceki programda yeniydik. Evet. Yapacağımız projelerimizle alakalı düşüncelerimizi aktarmıştık. Ama şu anda tabii çok farklı bir alıcı var. En azından o projelerimizi hayata geçirdik. Toplumumuza gerçekten bir silkelenme oldu. Kendimize bir geldik şöyle. Tabii vakıf yönetim kurulundaki arkadaşlarımın da özverileriyle yaptığımız çalışmalar meyvesini verdi. Dernek başkanlarımızın bizi desteklemeleri, bizimle beraber hareket etmeleri ve bu yapılan çalışmaların neticesinde bir büyük Alurca bildirgesi yayınladık biliyorsun. Evet. Orada Alurca Vakfı'nın çatı örgüt olarak bundan sonra Alurca'yı temsil edeceği ve yapacağı hı hı. çalışmalarda da hı hı. derneklerimizin, vakfımızın yanında hareket edeceği konusunda bir mutabakat yapmıştık. Bu mutabakata bağlı kalarak da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hı hı. Dolayısıyla toplumsal mutabakat sağlandığı için yaptığımız her çalışma çok fazla ses getiriyor. Aynı hızla devam ediyoruz. Ben burada tabii öncelikle vakıf yönetim kurulundaki arkadaşlarıma, daha sonra dernek başkanlarıma ve onların yöneticilerine ve
tabii ki Alurca'da hemşerilerime. Bize sahip çıktıkları için, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadıkları için ve bize teveccüh gösterdikleri için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim başkanım. Ben tabii o teşekkürleri değerli başkanlarım çoğunu da tanıyorum. Çoğu da beni tanır. Ben kabul ediyorum ama bu mayayı nasıl tutturdunuz? Ben bunu çok merak ediyorum. Yani o zaman da biliyorsunuz ben pandemiden dolayı çıkartmıyorum. Vade Haber'in imtiyaz sahibiyim. Vade Haber'i çıkardım ve ben şöyle bir başlık atmıştım. Alucra'ya baba başkan diye. Soy isminiz de babaydı. Yani bu mayayı nasıl tutturdunuz bu iki yıl içerisinde? Bu sevgi, bu coşku, bu güven. Yani telaffuz edemiyorum. Nasıl tuttu? Ya benim izlenimim şu, insanların güvenmesi ve inanması lazım. Ne verdiniz bu insanlara ki? Yani biz... Herkes vaat veriyor. Yok, vaatlerimizi yerine getiriyoruz en azından. O güveni, o inancı insanlara verdiğiniz zaman siz bir adım gittiğinizde onlar size on adım geliyorlar. Yani Alurca insanı merttir biliyorsun. Kesinlikle. Vermeyi de iyi bilirler, destek olmayı da ve insanın arkasında durmayı da iyi biliyorlar. Bize bugüne kadar ben hiç bir satış görmedim satış noktasından bakarsak. Hep yanımızda, hep sözlerini tutarak, hep bize destek olarak bizi bugünlere getirdiler. Biz tabii ki doğru projeler ortaya koyduk ama tek başımıza bir şey yapmamız mümkün değil. Dolayısıyla tabii ki onların destekleri, onların yanımızda durması bizi daha da kamçıladı ve kar topu gibi bu çalışmalar büyüyerek bugünkü duruma geldi. Evet başkanım, programımız uzun bu akşam. Evet. Kısım kısım konulara değineceğiz. Evet. İnşallah çok keyif alacağınız bir program hazırladık. Bulgur çorbasına gönderdi. Kutu çorbasına. Eyvallah. Biz de Alucra'ya doğru gittik ama Alucra'da neler oldu, neler değişti? Neler yaptık Alucra'da değerli başkanım? Yani Alucra'da tabii çok şey değişti. Yani bir defa bir algı meselesi vardı. Bu algı değişti. Evet. Yani Alucra'ların birlik ve beraberlik içerisinde hareket edebilecekleri ve bir güç olarak kendilerini gösterebilecekleri ortaya çıktı. Bence en büyük değişim bu. Yani benim bir sloganım vardı. İlk göreve geldiğim zaman söylemiştim. Gelin bir olalım, beraber olalım, güçlü kalalım demiştim. Hatırlarsan. Evet, dolayısıyla artık İstanbul'da herkesin farklı bir dünyası var. Yani herkes kendine göre işte iş var, eğitim var, efendim hayat devam ediyor. Bütün bu hengamenin içerisinde toplumsal bir hareket yapabilmek için güçlü olmak ve beraber olmak durumundayız. Evet. Alurca Vakfı da bunu başardı diye ben düşünüyorum. Çünkü gerek bölgemizde gerekse İstanbul'un diğer yerlerinde ben de duyuyorum. Yani Alurca Vakfı'ndan söz ediliyor. Çalarımız takdirle karşılanıyor. Dolayısıyla söylemeye çalıştığım şu, yani en büyük algı bu az önce bahsettiğin konu. Ben çok değinmek istemiyorum ona ama bir birlik ve beraberlik olgusu ortaya çıktı. Ve biz artık eylemlerimizi bir toplum olarak, Alurca toplumu olarak, evet, faaliyetlerimizi Alurca toplumu olarak sürdürüyoruz. Dolayısıyla bu da ses getiriyor. Peki başkanım, şöyle diyeyim, bizim köy Anadolu ağzıyla ne umdun ne buldun? Açıkçası ben de bu kadar bulacağımı tahmin etmiyordum, öyle söyleyeyim. Yani geldiğimiz nokta gerçekten güzel bir nokta. Çünkü... İnsanlar başlarken hatta tereddüt ettim. Çünkü gerçekten dağılmış bir toplum vardı. Yapabilir miyiz, edebilir miyiz? Acaba aday olsam mı? Hatta ileri geri çok yaptım, evet, biliyorsunuz. Evet. Ama geldiğimiz noktada tabii çok mutluyum. Çünkü az önce de söylemiştim. Yani hemşerilerimizin gerçekten teveccühü var. Bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza sevgi ve saygıları var. Allah razı olsun. Dolayısıyla iyi ki bu görevi almışız. Topluma hizmet ediyoruz. Sonuçta kişisel bir menfaatimiz yoktur. Dolayısıyla hem sevap kazanmaya çalışıyoruz hem teveccüh görüyoruz. Bunlar ikisi bir arada olunca tabii sonuçta güzel oluyor. Ben tabii 2019'du galiba Zihar, yani Fevzi Çakmak Köyü'ne geldi. Hatta iki mahalleydi değil mi orası? Bir, hatta karşı mahalle diye gitmiştim. Neydi o mahallenin ismi? Bizim köyümüz dört mahalle. Dört mahallemiz var yani. Evet. Zihar'da dört mahalle var. Ben tabii o süreçte o Kurban Bayramı'nda sizle beraberdim. O kadar köyleri de beraber gezdik, gittik, evet, eğledik. Herkesin bir beğenisi, herkesin bir ruh gelmişti. Evet. Bir ruh gelmişti. Festivalleri bu, gezdik onu söyleyeyim. Tabii festivalleri zaten gezdik. Evet. Tabii buradan Adnan Kaya'ya, Adnan Saatçi'ye de selam olsun. O Helim Çecep başkanımız da vardı. Evet. Çavuşoğlu. Kalabalıktır bayağı. Kalabalık bayağı, evet, şu an isimlerini zikredemiyorum. Onlar da vardı. Bu işin zor tarafı nedir başkanım? Ya bu zoru işin, ne bu işin? Zoru ne? Bu işin zor, çok samimi ama cevap zor tarafı şu. Aslında sen cevabı verdin içinde.
Samimi olursan bu iş kolay. Karşındakine güven veriyorsan, toplum sana inanıyorsa bu iş kolay. Ama eğer o samimi değilsen, o sevgi ve saygıyı karşıya veremiyorsan ve gerçekten bir menfaat hesabı yapmadan bu işleri yaptığını insanlar inanıyorlarsa zaten başarı kendiliğinden geliyor. Şimdi benim haddime değil ama bunu ortaya ben koymak zorundayım. Çünkü değerli izleyicilerimiz bunları merak ediyor. Şimdi sizin dünya markası bir markaya sahipsiniz. Bir ticaret adamısınız, iş insanısınız, iş adamısınız. Hatta bir iş insanı modası çıktı. İş adamı diyeyim ben. Evet. İş kadını, iş adamı. Bir statünüz var, bir aile şirketiniz var, bir emeğiniz var ortada. Yani bu bir tarafa, bundan beraber Alucra Vakfı yönetmek, bu kadar insanlara koşturmak, gündemde olmak, medyada olmak. Yani bunların bir zorluğu olsa diye düşünüyorum ama bunları nasıl aşıyorsunuz? Şimdi ben olaya biraz manevi yönden bakıyorum. Şimdi hepimiz bir hayat yaşıyoruz. Dolayısıyla hayat hızlı bir şekilde geçiyor. İş güç bir şekilde devam ediyor. Ama tabii bize yapılan bir öğreti insanların en hayırlısı, insanlar hizmet edendir. Evet. Sevgili Peygamberimizin sözü biliyorsunuz. Dolayısıyla insanlara bir şey vermeden bu hayatta her şey para kazanmak olmamalı. Evet. Yoksa çalışıyoruz, herkes çalışıyor, herkesin bir işi gücü var. Ama topluma bir faydan yok, bir garibana desteğin yok, bir garip kurabanın başını okşamıyorsun. Dolayısıyla senin kazandığın paranın bana göre bir anlamı yok. Ben biraz olaya böyle bakıyorum. Yani hayat devam ederken insanlara, etrafımıza faydamız dokunuyorsa, bence o zaman asıl kazanç bu diye düşünüyorum ben. Yani biraz manevi taraftan bakarsak, tabii ki zamanımızı harcıyoruz, paramızı harcıyoruz. Yani vakıf işleri, gönül işleri. Herkesin yapacağı işler değil. Ya vakıf yönetimimizde benden daha ileri boyutta iş adamlarımız var. Sanayicilerimiz var, doğru. Evet. Yani Türkiye'nin ilk 500'ünde olan sanayicilerimiz var. İkinci 500'ünde olan değerli üyelerimiz var. Sektörel temsilcilerimiz var, doğru. Hepsi işin bir ucundan tutmanın telaşında. Yoksa hayat devam ediyor. Yani onun için insanlara faydalı olalım. Burası gerçekten insanlara faydalı olmak için en iyi kapı, vakıf kapısı. Evet. Düzgün yönetilirse, insanlar aynı çatı altında toplanırsa, dolayısıyla sonuçta hayır oluyor yani. Evet. Peki değerli başkanım, yaptıklarımızı aşağı yukarı dile getirdik. Zaten slide olarak da ekrana yansıdı ama yapmayı arzuladığımız veya yapamadığımız, tabii biz zor bir süreçteyiz ülke olarak, sosyal, evet, ekonomik anlamda, kültürel anlamda, her sektörde olduğu gibi sıkıntılar var. Şu an STK'ların bir araya gelmesi aslında söz konusu, şurada 4 kişi bile zor bir araya geliyoruz. Yani bu süreç olmasaydı ne hesabınızda vardı, neyi hayal ediyordunuz, neyi yapmayı planlıyordunuz? Yani bu bir proje var mıdır, var mıydı ya da neden, Alucralılar şu an neden mahrum kaldı? Yani biz göreve gelen 2 yıl oldu biliyorsun. Evet. Ama biz bütün çalışmalarımızı ilk 1 yılda yaptık. Yani sene başından itibaren pandemiyle uğraşıyoruz. Dolayısıyla sene başından bugüne kadar yaptığımız aslında çalışmalar var, boş geçmedik ama tabii bunu toplumsal olarak çok fazla dillendirmedik. Ama yaptığımız çalışmaları hem pandemi döneminden dolayı çok zamanınızı almamak adına hızlı bir geçeyim istersen. Lütfen, lütfen. Hem lütfen de toplumumuz buna duymuş olsun. Ya benim burada altını çizerek özellikle belirtmek istediğim şu var. Alucra Vakfı artık bir yerel vakıf gibi çalışmıyor. Gerçekten ulusal vakıf hüviyetinde bir vakıf şekline geldi. Yani Ocak ayında biliyorsunuz Elazığ'da, Malatya'nın da etkilenmiş olduğu bir deprem, evet, felaketi meydana gelmişti. Biz orada Elazığlı hemşerilerimize ve depremden etkilenen bu kuşakta yaşayan insanlarımıza faydalı olmak için, destek olmak için ciddi bir çalışma yaptık. Yani oraya 1500'ün üzerinde ısıtıcı, 1500'ün üzerinde battaniye ve yaşam gereçleri ulaştırdık. Evet. Burada tabii Alucra Vakfı ve Elazığ deyince insanlar şaşırıyor olabilirler ama biz bunu yaptık. Daha sonra kendi ilimiz olan Giresun'da bir sel felaketi yaşandı biliyorsun. Evet. Bu sel felaketinde de valiliğimizin koordinasyonunda Giresun'umuza da ciddi bir yardımda bulunduk. Yani söylemeye çalıştığım şu, Alucra Vakfı'nın gerek mütevelli üyeleri gerekse diğer hemşerilerimiz vakıf yönetimine gerçekten güveniyorlar. Ve bir talepte bulunduğumuz zaman bize çok büyük destek sağlıyorlar. Yani o bir seferberlik ilan ettiğinizde vakıf içerisinde ya da Alucra camiasında bir seferberlik ilan edildiğinde herkes... Evet, herkes işin bir ucundan tutuyor. Maddi manevi yürüyor. Evet, hiç kimse sırtını dönmüyor. Hatta ben sevindirici bir şey söyleyeyim. Mesela Giresun'da
biz Giresun'a yaptığımız yardımın büyük bir çoğunluğunu mütevelli olmayan üyelerimizden gelen yardımlarla yaptık. Ya. Evet, yani dolayısıyla Alurca Vakfı gerçekten çatı bir örgüt olduğunu artık kendi toplumumuza da dış toplumlara karşı da ispatlamış durumda diye düşünüyorum. Ya tabii bu süreçte olumlu ve olumsuz yaşanan bu süreçte ki olumsuzluk süreç, ülkemizin yaşadığı süreç gerçekten güzel aktiviteler. Ben de bir Alurca torunu olarak, bir Alurca damadı olarak yani sizde gurur duyuyorum. Çünkü söylemiş olduğunuz projeler, deprem projesi özellikle Giresun'a yapılan evet. Ve onu bildiğim kadarıyla bir 24 saatte organize ettiniz ve nakdi bir olaydı değil mi o? Yani salı günü başlattık, cuma günü bitirdik. Yani iki günde bir organizasyon evet. O süreçte yaptık. Hızlı bir Giresun'a şekilde yapıldı ve Sayın Valimizin öngörüsünde oraya elimizden gelen yardımı yaptık. Anladım. Ben buradan tabii Giresun'a da kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Tabii o süreçte şehit olan askerlerimiz de oldu, evet. Vatandaşlarımız da oldu. Allah kalanlara sağlık versin, sıhhat versin. Başımız sağ olsun diyorum ama vakıfçılık, dernekçilik, STK'cılık bu olsa gerek. Kanayan yaraya parmak basmak olsa gerek. Bir müzik arası verelim mi başkanım? Tabii ki. Benim daha çok sorularım var. Yani ama şöyle Filiz Hanım zaten çok güzel söylüyor. Bizi ben de bu ahensi bozmayacağım. Bu akşam Filiz Hanım'a bıraktım mikrofonu. Ama başkanım. Bizi alıp götürüyor sağ olsun. Yüreğimizi Allah razı yaraladın olsun. Yani öyle diyelim. Vallahi sizleri de takdir ediyorum. Çamoluk, Şebin Karahisar, Alucra, o Gümüşhane çevresi olsun. Festival yaptığınız zaman yani dışarıdan sanatçı getirmiyorsunuz. Elinizdeki... Evet. Kasanızdaki parayı kendi sanatçınıza veriyorsunuz. Gerçekten o konuda takdir ediyorum ama ya gerçekten bizim Tokat'la öyle bir şey yok ya. Vay vay ya bu Tokat. Valla adamlar vallahi getiriyorlar. Filiz'im gel hele şöyle bakayım. Sen gel gel ayak dokutacağım sana. Gel bakalım gel. Muzdaribim değil mi ben şimdi, abi? Gel ya. Gel Özlemciğim gel gel. Değerli Tokatlılar. Değerli Tokatlılar. Sizi seviyorum. Yılların sanatçısı, yılların kadife sesi. Yani o bizim kızımız. Yani içinizden böyle değerler çıkıyor. Gerçekten bir el atın Cansın. Ya. Sahip çıkın. O bizim evet. Kızım. Vallahi ya kimse sahip çıkmıyorsa gel burada bizim babamız var. Gel getir kimliğini Alucra'ya ya. Getir kimliği Alucra'ya. Allah razı olsun. Vallahi getir Alucra'ya. Allah razı ne olsun. Yani? Vallahi siz de olmasanız artık yapacağım. Cansın Cansın. 0533 167 gayet 67. Gayet samimi. İtiraflar evet, aynen öyle. Geliyor. İtiraf dolu bir program oldu. Yani benim içim neyse. Yani, dışında diyorsun. Dışında... Alucra demek Süleyman Baba da ne demek? Alucra'yı bana bir anlatır mısın başkanım? Alucra sosyal, kültürel, ekonomik. Totalistini aldığınız zaman bir marka. Ama sanki böyle biraz medyada anlatım eksiklikleri var. Sanki bir şeyler anlatılmamış, bir tarafta kalmış. Evet. Doğru söylüyorsun. Alucralılar güzel horon oynar. Doğru. Güzel horon oynar. Kralını oynar. Ama sadece horon oynamaz. Devam edelim. Evet, Alucra tabii birçok özelliği olan bir ilçemiz. Ama sizin de dediğiniz gibi çok gündeme gelmeyen yönleri var Alucra'nın. Aslında ben biraz da o taraftan çalışmak istiyorum. Lütfen. Şimdi Alucra'nın coğrafi konumuna baktığımız zaman Alucra Giresun'a 150 kilometre, Gümüşhane'ye 150 kilometre, Erzincan'a 150 kilometre, Ordu'ya 180 kilometre. Yani bu 4 ilçenin ortasında kalmış ama bağlı olduğu il dahil en uç noktadaki ilçesi. Evet. Dolayısıyla coğrafi noktada çok fazla dezavantajı var Alucra'nın. Çünkü ilçe olarak iline en uzak noktadaki ilçemiz. Burada tabii alamadığı hizmetler noktasında uzaklığa bağlı olarak ve coğrafi şartlarından dolayı mutlaka dezavantajları var diye düşünüyorum. Ama bu dezavantajların yanında tabii Alucra'nın tarihi ve kültürel çok avantajları var. Bunları biraz aslında özellikle genç kardeşlerimin bilmesi açısından evet. Birkaç noktaya değinmek istiyorum. Evet başkanım. Tabii tarihi olarak Alucra özellikle 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra daha sonra Osmanlıların Akkoyunlarla yapmış olduğu Otlukbeli Savaşı nihayetinde Alucra tamamen Osmanlı toprakları oluyor. Ve o tarihten bugüne kadar da zaten Osmanlı ve Cumhuriyetimiz döneminde bugüne kadar gelen bir ilçemiz. Alucra'nın tarihi yönünden incelersek Alucra'yı, Alucra Anadolu'nun hem Türkleşmesinde hem de İslamlaşmasında çok fazla katkı sunan ilçelerden bir tanesi. Tarihsel. Tarihsel olarak evet. Yani bu 1340 yıllarında özellikle Horasan medreselerinde eğitim gören, Hoca Ahmet Yesevi'nin öğretileriyle yetişen, Peygamber Efendimiz'in soyundan gelen seyitlerin bu eğitimleri aldıktan sonra
Anadolu'ya bunlar yayılıyorlar evet. ve bir kısmı da Aluca'ya geliyor. Aluca'dakileri zaten insanlarımız biliyorlar. Dolayısıyla isimlerini burada zikretmek istemiyorum. Yani dolayısıyla bunlar Aluca'da yerleşerek özellikle Fevzi Çakmak Köyü'nde, efendim Boyruca Köyü'nde, Gürbulak Köyü'nde, Hacı Hasan Köyü'nde vesaire diğer köylerimizde de yerleşim sağlayarak buraların hem Türkleşmesinde hem de İslamlaşmasında çok büyük katkıları var bunların. Peki bu şu anki konjektörde benim birkaç zunu biliyorum ama tarihi yerleşkeler, yapıtlar var mı? Tabii yani, kesinlikle. Hepsinin bir defa türbesi var. Evet. Yani Zun'da bugünkü ismini Boyruca Köyü'nüzde Seyit Mahmut Çağırgan Baba'nın, evet. efendim Fevzi Çakmak Köyü'nde İsmail Hakkı Çağırgan Baba'nın, Gürbulak Köyü'nde Gülayim Hazretleri'nin, Hacı Hasan Köyü'nde Hacı Hasan Hazretleri'nin hepsinin türbeleri zaten var. Aslında bir nevi bir tarih bunlar. Tabii kesinlikle. Yani, marka tarih. Dolayısıyla bunların gençlerimiz tarafından bilinmesi gerçekten önemli. Özellikle Anadolu'nun İslamlaşmasında çok büyük katkı sunmuşlar. Bunun dışında yani Fatih Sultan Mehmet Han Trabzon'a fete giderken yine Aluca'da konaklıyor. Evet. Ya bunlar belgelerle sabit. Onun dışında biraz daha yakın tarihimize gelirsek Kurtuluş Savaşı'mızda, Birinci Dünya Savaşı'nda. Evet. Daha sonra Mareşal rütbesi alan Fevzi Çakmak Paşa yine Aluca'da konaklayarak bugün bizim Fevzi Çakmak Köyü'nde kışla diye tabir hala kışla mevkisi var. Yani kışla denen yerleşke, mevkide. Yani, evet, yerleşke var. Orada askeri karargah kurup Doğu Cephesi Komutanlığı'nı bizzat buradan yönetmiştir. Dolayısıyla Aluca'nın tabi bu bilinmeyen yönlerinin artık gün ışığına çıkması ve özellikle gençlerimize aktarılmasının ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten Aluca'nın havası sert, insanı mert derler. Mertlik de tarihten geliyor zaten. Evet. Bunu burada söylemiş olduk ama başkanım peki bu süreçte bu kadar tarihi mirasa ev sahipliği yapan bir ilçemiz. Yani bunlar sizin bir mirasınız. Size evet. bırakılmış atalarımızdan, ecdadımızdan. Bunlarla ilgili bir çalışma yapılıyor mu? Bir etkinlik olabilir bu. İşte o türbelerin bakımıydı, temizliğiydi, evet. ziyarete açılmasıydı. Yani bir organizasyon, bir vefa var mı diyeyim daha kesinlikle doğrusu? Yani şimdi en azından bunun farkına varmak, yani teşhisi koymak da önemliydi. Biz en azından bu teşhisi koyduk. Şimdi bundan sonra tedavi sürecine başlayacağız inşallah. Evet. Bir de tabii olayın bu tarihi boyutunun dışında bir de kültürel tarafı var Aluca'nın. Evet. Yani Aluca'mız çok sayıda kilisesiyle, camisiyle yani tarihi kilise ve camileriyle, efendim çeşmeleriyle tarihi çeşmelerimiz var. Yine yani o kadar çok tarihi şey var. Yani Hayran Kaplıcası var, efendim Çıkrık Kapı var biliyorsunuz. Yani Çin Seddi'nden sonra dünyadaki en uzun ikinci set evet. insan eliyle yapılan. 6,5 kilometre uzunluğunda, 1,5 metre genişliğinde bir set bu biliyorsun. Yani çok fazla kültürel mirasımız var. Tabii Aluca çok uygarlıklara beşiklik yaptığı için evet. bütün bunlar böyle bir harmanlanarak çok zengin bir kültürel mirasa sahip. Dolayısıyla inşallah bundan sonraki süreçte hem bu tarihi önemini hem de kültürel yönünü Aluca'nın biraz daha gündeme getirerek evet bunları en azından belgelere dayandırarak ve yazılı matbu evraklara dökerek kitaplaştırarak en azından gelecek nesillerimize bunları bizim aktarmamızın çok önemli olduğunu tabii, düşünüyorum. Tabii elimizde en azından bir yazılı bir metin, yazılı bir evet. belge. Bizden sonraki bu mirasın takipçileri, sahip çıkıcıları olacak. Peki başkanım, tabii şunu da göz ardı etmeden sormak istiyorum. Kelkit Vadisi'nde Aluca'nın önemi çok büyük. Evet. Bir Şevik Adesa, bir Aluca üçgeni var ama bu üçgen içerisinde bir takım sıkıntıları dernek başkanlarımızla, ya da işte komşu dernek, ilçelerin dernek başkanlarına bir istişarelerimiz var mı? Bir projelerimiz var mı? Bir kaynaşma var mı? Yani bir şey Şevik Aleyhisselat, Aluca ve Çamoluk. Yani şunu birbirinizden çok, haberiniz var mı? Şunu açıkçası. Çok net söyleyebilirim. Ben tabii göreve geldikten sonra hem Çamoluk dernek başkanımız olsun, vakıf başkanımız olsun, hem Şevik Aleyhisselat dernek başkanımız olsun. Hep istişare halindeyiz. Ayrıca Şevik Aleyhisselat vakfımızın başkanı da var. Atlamayalım onu da. Evet. İstişare halindeyiz. Yani bölgemizin sorunlarını tabii ki bir araya gelip konuşuyoruz. Bu konuda değişik toplantı da yaptık ama tabii bu pandemi süreci bizi orada da tabii duraklattı. Ben şunu özellikle belirtmek istiyorum. Herhalde Türkiye'de bir ilçenin adı anıldığında üç ilçenin aklına geldiği başka bir bölge yoktur. Aynen öyle. Dolayısıyla Aluca, Şebin, Karahisar, Çamoluk üçgeni ayrılmaz bir bütündür. Biz aynı coğrafyanın çocukları olarak birbirimizi çok seviyoruz, birbirimizi destekliyoruz
ve kol kola inşallah yolumuza devam edeceğiz. Şimdi, tabii ben ufak ufak böyle manevralarla konuya geçmek istiyorum. Bu arada Filiz Hocam da hazırlansın, güzel bir eser alacağız. Şunu söylemek istiyorum şimdi. Bu saydığımız ilçelere gitmek için önce bir Şevin Kayseri rampasını çıkmak lazım. Evet. Yani soldan yukarıya doğru vuracağız. Önce bir Şevin Kayseri'ye geçeceğiz ama Şevin Kayseri rampasından Çamoğlu'ya kadar bir bizim açıkçası bir yol sıkıntımız var. Bariz evet. Bir sıkıntı var. Vakıf başkanlarım, STK'larım, siyasi temsilcilerim inşallah bu konuyu el atacaklar. Güzel bir şey. Hepimiz o yoldan geçiyoruz. Oradan evet. Geçmeden bir yere ulaştırmıyor ama şöyle hafiften bir konjektörü çeviriyorum. Alıcı ve siyaset. Evet, alıcı ve siyaset. Tabii şimdi alıcımız siyaset açısından aslında güçlü bir ilçe. Çünkü her dönem siyasetçimiz olmuş. Bu dönemde tabii siyasette çok güçlü isimlerimiz var. Özellikle tabii değişik bakanlıklar da bulunmuş. Şu anda da genel başkan yardımcılığımızı yapan çok değerli abimiz Nurettin Canikli Bey var biliyorsunuz. Sevgilerimizi, saygılarımızı. Tabii ilçemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Onun dışında tabii bürokraten de baktığımız zaman işte bugün için TMSF Başkanımız Sayın Muhittin Gülal var. Çok büyük bir değer bizim için. Tabii bizim için büyük bir değer ve çok da destekleri oluyor. Onun dışında baktığımızda Alucralı bol sayıda hakimimiz ve savcımız var ve etkin noktalarda bunlar. Yani çok sayıda kaymakamımız var. Çok sayıda öğretmenimiz var. Akademisyenlerimiz, doktorlarımız var çok sayıda. Yani bunları böyle gün yüzüne yavaş yavaş çıkarıyoruz inşallah. Ya yani söylemeye çalıştığım şu Alucra gerçekten büyük bir aile. Ve biz bir araya geldiğimiz zaman çözemeyeceğimiz sıkıntımız, aşamayacağımız yolumuz yoktur diye düşünüyorum. O nedenle ben bütün Alucraları çok sevdiğimi ifade etmek istiyorum bir kez daha. Ve inşallah bu yol hep beraber Alucra'yı hizmet noktasında kullanır ve başarılı sonuçları elde ederiz. Başkanıma ufak bir şöyle... Benim. Tabii bizi çok duygulandırdı. Buradan ikinci türküde de Ayşe'den bahsettim. Dolayısıyla ben burada toplumsal bir mesaj da vermek lütfen, istiyorum. Lütfen çünkü her kadın birimizin kız kardeşi, ablası, annesi veya eşimiz veya kızımız. Dolayısıyla burada kadına şiddeti hayır. Eyvallah. Demek eyvallah. İstiyorum. Ve Allah kadınlarımıza uzun ömürler, sağlık, tamam. Sıhhat versin tamam. İnşallah. Saygı, sevgi çerçevesinde hayat yürüsün. Kadına da olsun, erkeğe de olsun. Şiddetin de doğru söylüyorsun. Tamamına hayır ama lütfen ve lütfen. Saygıyı esas tutalım. Saygı, evet. saygı. Hiç konudan konuya geçmeyeceğim. Bazı filmler var, izliyorum. Bazen evde eşim, değerli kızım, eşim de oradan selam olsun izliyorlar. Kapat kapat diyorum. Yani Allah dağlara taştır. Evet. Kapat kapat diyorum. Anlatabildim mi? Saygıyı, sevgiyi eksik kılmayalım. Saygı, sevgi bir olsun diyorum. Rafet Koca, selam olsun. Mesajların geliyor. Bu arada Ethem, sen bugün biraz durgunsun. Çiçekçi teşekkür ediyorum. Rafet sana da, Recep Ayar sana da çok teşekkür ediyorum. Vallahi okuduklarımız var, okuyamadıklarımız var. Burası çiçek bahçesine döndü. Birazdan hediye çekilişimiz var ama ben babayla devam edeceğim. Süleyman Baba. Elinde bir sihirli değneğin olsa, bu soruyu çok böyle özel hazırladım sana. Bir tane sihirli değneğin olsaydı, o değneği dokundurduğunda bir şeyler de anında yerine gelseydi, olacak olsaydı. Ne olurdu bu? Valla ben hayatı şöyle okuyorum. Gerçekten insanlara faydalı olmak için bir hayat yaşamaya çalışıyorum. Yani herhalde onu da yine insanların faydalanabileceği bir hizmete dönüştürmek isterdim. Ortak bir evet. Hizmet. Yani bütün insanlığın değerlendirebileceği ki bu pandemi süreci aslında bize bunları gösterdi. Yani dargınlıkların, anlaşmazlıkların, çatışmaların bu dünyada aslında yerinin olmadığını bize gösterdi. Bu pandemiden benim çıkardığım sonuç bu. Yani herkesin dost olması, herkesin arkadaş olması, beraber yol yürümesi, ortak hedeflere birlikte şey açmak, bayrak açmak. Bayrak açmak. Yani dolayısıyla hedefleri belirleyip hep beraber o hedefler doğrultusuna giderek sonuçta bizden sonra gelen nesilleri daha güzel bir dünya bırakmak için herhalde o sihirli derneği değneği kullanırdım. Evet. Bir de başkanım, genel olarak STK'larda şunu da görüyoruz ki şu an popülerizm anlamında 70-80 kuşağına kadar bir dernekçilik, bir STK'cılık, köy memleket sevdası falan var. Ama son böyle 2000 kuşağından sonra, 2000 kuşağından sonra biraz daha böyle memleketten uzak kalma, işte güneye akma, güneyde tatil yapma, memleketi dışında tatil heyecanı yaşayan gençliğimiz var. Ama Alucra gençliğinde böyle bir
ateşleme var. Böyle bir memleket sevdası var. Siz de buna bir ivme kazandırdınız. Bu süreç içerisinde sizden sonraki kuşağa bir STK temsilcisi, bir iş insanı, iş adamı, bir abi olarak ne önerirsiniz, ne önermek ister? Bir baba olarak bir nasihatiniz olur mu? Baba nasihat yani olsun bu. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii az önce Alurca'nın tarihi ve kültürel yapısından bahsettim. Zaten bunu bahsetmemdeki neden bu gençlerin Alurca'nın bu özelliklerini öğrenmeleri. Yani bunu amaçlıyorum açıkçası. Çünkü gerçekten çok kıymetli ve seçilmiş topraklar olduğunu düşünüyorum. Yani yoksa Horasan erenlerinin Alurca'da ne işi var? Evet. Yani giderler mutlaka işte Mevlana Celaleddin Rumi gitmiş Konya'ya yerleşmiş ama işte Seyit Çağırgan Baba, İsmail Hakkı Çağırgan Baba gelmiş mesela Alurca'ya yerleşmiş. Evet. Daha sonra onun kardeşleri olsun, efendim torunları olsun yine Alurca'da zaviye tekkeleri oluşturmuşlar bunlar. Alurca'da şu anda 11 tane zaviye vakfı var, onu da söylemek istiyorum. Bu mesela Alurca'ya özel bir durumdur. Dolayısıyla böyle güzel bir memleketimiz var. Seviyoruz, topraklarımız güzel. Sonra bir geçiş bölgesindeyiz. Karadeniz bölgesi ile İç Anadolu bölgesi arasında aslında bir geçiş bölgesindeyiz. Tabii bunun dezavantajlarını yaşıyoruz ama insanlarımız Alurca'yı seviyor. Çünkü biz özümüze gerçekten bağlıyız. Biz Alurca denince burnunun direkleri sızlayan insanlarız. Ben de mesela gidiyorum Antalya'sında, efendim Bodrum'da ben de tatil yapıyorum ama mutlaka her sene orası olmadan olmaz. Bir hafta mutlaka bir hafta gidip Alurca'da tatil yapmak bana çok daha iyi geliyor. Çocuklarıma da bunu aşılamaya çalışıyorum. Sonuçta bu topraklar bizim atalarımızın yetiştiği, dedelerimizin, babalarımızın yaşadığı, çok güzel dostluklar kurdukları topraklar. Aslında şöyle bir benzetme var. Ne yersek yiyelim ekmeği muhakkak tüketiyoruz. Ekmeksiz olmuyor gibi, memleketsiz olmuyor galiba. Evet, mutlaka. Ne yerseniz yiyin. Muhakkak ben de mesela ekmek eksimi oluyor ya, gereksimi oluyor ya. Memleket de öyle. Yani ben de mesela bu sene hiç gidemedim. Şubat'tan bu yana işte pandemiydi, şuydu buydu gidemedim. Ya oranın tınısı, o yani şu an bile mesela tüylerim ürperdi. Bilmiyorum bir ya her şey. Hiçbir orada bir ruh var ya, orada bir şey var ya. Her şey aslına rücu eder. Aslında bunu tanımlıyor yani. Bu memleket sevdası da aslında sıla-i rahim zaten. Bize bir emir. Aynı zamanda da dediğim gibi her şey aslına rücu eder noktasından bakarsak hepimiz kendi topraklarımıza aşığız. Farkında olan vardır, olmayan vardır. Ama ben mesela Alurca'da doğdum, çocukluğum Alurca'da geçti. Eğitim hayatımı İstanbul'da gördüm ama yani lise talebelik dönemim dahil Alurca'ya yazın gidip yaz tatilimi hep Alurca'da geçirdim. Dolayısıyla Alurca'nın kültürünü, ekmeğini, hamurunu almış bir kardeşin olarak mutlaka gelecek nesillerimize bunu aşılamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii burada unutmadan da tekrar bir mesaj vermek istiyorum. Biliyorsun Giresun sporumuz çok iyi gidiyor bu ara. Evet, evet. Bugün de 3-0 kazandılar. İnşallah onları da şampiyon görerek artık Süper Lig'de hak ettikleri noktada inşallah görelim. Çünkü uzun zamandır orada mücadele veremiyorlar. Ben bütün Giresun spor camiamızı da tebrik ediyorum. Onlara da başarılar diliyorum. Vallahi başkanım siz böyle konuşunca benim memleket sevdam devşirdi. Şubat ayı mıydı? Tabii Şubat'ın 20-21 Şubat'ta Trabzon'dan bir araç almıştım. Zigana'dan yukarıya çıktık. Arabayı aldığımız arkadaşı da Gümüşhane'ye bırakmıştım. Oradan akşam saat 6.30 falan dedim geçeyim Amcur Reşim'in kalesine. Özlemciğim bir kar yağdı. Allah'tan arabanın bir kar lastikleri de var. Dedim ki şu Hanzar Tepesi'ne bir çıkacağım. Evet. Hanzar Tepesi'ne çıkıyorum. Kimse yok yani. Kimse yok. Bir çıktım oraya. Manzara. İnan buna. Çamların içerisinde zaten alt tarafta Çamlıya'yla Selami Bey'in köyü değil mi? Selami, evet. Sivri Tepe'nin köyü. Çamların içerisinde Çamlıya'yla zaten. O karlar çamların üzerine öyle bir olmuş ki arabadan aşağı indim. Tabii buraya kadar kar var. Ulan dedim şimdi ayı gelir, kurt gelir bizi burada yer. Kimse yok. Hemen arabanın da şeyini de açtım, teybini de açtım. Ayı kurt gelmesin diye farları ama o tepeye çıkıp da kartpostal gibi görünüyor. Kartpostal gibi. O tepeye çıkıp da o Hanzar Tepesi'ne çıkıp da o Alurca orayı seyrettim ya. Bu Alurca'yı seyretmek Allah bana nasip etti ya. Ya tertemizdi. Anadolu'nun her yeri güzel başkan. Ben bir türkü söyleyeyim. Bana efkar bastı. Tamam. Bana bir efkar bastı. Ben de çok güzel bir sohbetti. Keşke memleket özlemi bastı. Vallahi ben duygulanıyorum. Devam ya, etmiş olsaydık ama bir 10 dakikamız, 5 dakikamız kalmış artık programın. Toparlıyoruz mu? De. Tabii vallahi ki. Yani ama. Çekilişimizi yapacağız. O zaman hemen bir çekilişimizi yapalım. Sen mesaj verirken ben de son olarak şu sizin muhabbetinizin üzerine şunu söylemek lütfen, istiyorum. Lütfen.
hani gençlerimizi biz köylere, memleketlerimize çekemiyoruz ya. Şöyle bir şey olsa, aslında bunu bazı dernekler de yapıyor. Yani organizasyonlarımızı neden hep İstanbul'da yapıyoruz? Yani senede bir kere organizasyon yapılıyor, hep İstanbul'da. Yani bir kere İstanbul'da, bir kere de bütün dernekler kendi köyünde aslında bir organizasyon yapmış olsa, ben inanıyorum, eminim bütün İstanbul'daki gençler bile hem oradaki halk olarak yani bir bayram havası edasında onlara da o duyguyu, o güzelliği yaşatmış oluruz diye düşünüyorum. Hem de İstanbul'dan da gençlerimizi aslında oraya çekebiliriz. İşte keşke bütün dernekler de bu imkanı yaratabilse ve yapabilse bizlere. Şimdi o zaman şöyle yapalım. O zaman çekilişimiz için evet, başkanımın ufak bir hediyesi vardı. Onu da hemen oradan bir alayım ben. Tamam. Başkanım takdim edeceğini söyledi. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başkanım şöyle. Evet. Çok sağ olun. Şimdi tabii Engin kardeşim de bizim kültürümüzün yayılmasında, vakıf çalışmalarımızın toplumumuza anlatılmasında vesile oluyor. Ben kendisini de çok seviyorum, çok teşekkür ediyorum. Ben başarılar diliyorum. Başkanım, her zaman çok sana layık değil ama şeref bu duydum, şekilde onur duydum. Yani çok sağ ol. Şöyle bir hediye takdim edeyim kendisine. Avucuraya ruh verdi. Cama Sertler ruh veriyordu. İşte böyle bir başkanla, böyle bir büyüğümüzle beraberiz. Ben çok teşekkür ederim. Çok incesiniz. Teşekkür ediyoruz düşüncelisiniz. Başkanım. Evet, çekilişimizi yapalım. Siz bu arada, ben çekilişimi yapıyorken son konuşmada başkanım, son kelimelerinizi, cümlelerinizi alalım. Neler söylemek istiyorsanız. Bu arada en uğurlu sayınız başkanım. Ya ben hep çift sayıları severim. Alayım. 28 olsun. 28. Tokat'ın ismini ağzına almak istemiyor bu akşam. Ama 60 mıydı Tokat? Aynen 60 olsun ya. 60, 88. Böldük, Malatya oldu 44. Hemen sen siz 44'ü ben buradan ayarlıyorum, bakıyorum. Bakalım 44. mesajı. Bu arada başkanım, siz son sözlerinizi alın, hangi alayım. Hangi izleyicimiz? Neler söylemek istiyorsanız. Evet. Düşüncelerinizi almak istiyorum. Ya benim son sözlerim şu olur. Tabii 2 yıldır görevdeyiz. Bu görev süremiz içerisinde vakıftaki bütün yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım bana çok destek oldular. Başkan yardımcılarımız Selami Sivritepe olsun, İbrahim Tepe olsun, diğer kardeşlerimiz, arkadaşlarımız olsun. Bunun dışındaki bütün dernek başkanlarımız olsun, bütün Alurca'da hemşerilerimiz olsun. Hepsi sevgi ve saygılarını üzerimizden eksik etmediler. Hep beraber bir yol yürüyoruz. İnşallah menzile ulaşıp, hedefe ulaşıp çok iyi noktaya Alurca'mızı getireceğiz diye umut ediyorum. 2021 yılının aziz milletimize ve değerli hemşerilerime hayırlı ve uğurlu olmasını, sağlık, sıhhat ve afiyetlerimize vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Benim son sözlerim bunlar. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Varlığınız daim olsun başkanım.